Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Arenaya gideceğiz. Arenadan çok özel görüntüler olacak. Özellikle Hamza Hoca'nın biraz önce yapmış olduğu açıklamalar son derece önemli. Arenadan sıcağı sıcağına haberler geliyor. Bilic gelecek sezon yokum dedi ve hatıralar bırakarak gideceğim dedi. Hamza Hoca'nın Burak Yılmaz ve Bilic'le ilgili çok önemli açıklamaları var. Hemen söyleyeyim, Bilic Beşiktaş'a yakışıyordu demiş. Kim diyor onu? Hamza Hoca. Aa, ne güzel. Ya baba, herkes baksın işine. İsmail, evet. Herkes baba baksın işine. Bir, ikincisi de Bilic tazminat almayacakmış. Heh, güzel. Alma zaten baba. Oradan kar almana gerek yok. Almana gerek yok. Almana gerek yok. Çünkü yeter. Yani verilen zarar ortada. Yeter. İki sene bu Beşiktaş kulübü sana şans verdi. Biliyorsun. Eşantiyondan geldin. Yani profesyonel çık oluyordu. Olmadı. Sen geldin. Onun için şahane günlerin oldu. Seni sevdik. Efendisin. İşte terbiyeli adamsın. Bilmem ne falan filan. Ama antrenörlük falan filan. Gitarcı. Zayıf. Baba ne gitar? Al gitarını yürü git. Baba, bana gitarcı mitarcı falan değil. Bana şampiyon yap. Derbici ol. İstersen dinerci ol kardeşim. Beni bırakmıştır. Laf kelime yani. Ben ne yapayım gitarcıyı? Bana ne abi gitarcı? Orkestra mı kuruyorum ben kardeşim? Şarkıcı mı yetiştiriyorum ben? Öyle de bir gitarcı. Anlamadığım bir şey var. Buyur yani. Canım hocam söyle. Hadi ben tamam. Ben kehanetim Fenerbahçe'ydi. Bu gece Galatasaray'ın şampiyonu inandım. Çuvalladım. Tebrik ettim. Kutladım. Tamam. Hak ettiler dedim. Özür diledim. Ya ne oluyor kardeşim? Bilic aslandı, kaplandı, yakışıyordu. Sosyalist gitarcı. Dembaba şuydu buydu. Klipler. Bitti hocam. Ne oldu anlamadım. Olmadı. Bakın kardeşim. Ne oldu anlamadım. Niye gemiyi önce terk ediyorsunuz gemiyi? Sonuna kadar ne gemisi hocam? Beyler. Hocam hangi gemi? Bir dakika. Hocam bir dakika. Gemi. Hangi gemi mi? Hayır. Gemi battı. Olur mu ya? Ya olur mu? Hocam gemi battı. Gemi dükkan kapandı. Dükkan kapandı. 8 hafta önce. Ya bırak bu işleri. Orami Rai. Ya dükkan kapandı. Sinan Engin gibi konuşuyordum. Bu gemi. Ya bırak bu işleri. 4 puan önde çıkar. Hocam dükkan kapandı. Sen diyorsun ki gemiyi niye? Ne gemisi? Gemi battı, battı. Siz eleştirim sana değil biliyorum. Ya hocam boş ver. Eleştirim gibi biliyorum. Sen şimdi ver klibi, Dembaba, Dembaba. Ya değişik, hayır. Beşiktaş televizyonu da yedirmem. Kardeşimi de yedirmem. Bir, dur. Bir dakika dur. Ertem'in günahı yok. O zamanlar Beşiktaş bu klipleri hak etti. Avrupa maçlarının arkasından. Ama burada gel gelelim. Şimdi sen kalkıp da gemiyi terk etti falan deme. Gemi falan battı. Dükkan kapandı. Bugün kongrede Beşiktaş'ın başkanı dedi ki hocam, kongre kararı. Ben hala ısrar mı edeceğim? Hocam, harikasın ya Bilic. Harikasın Bilic, devam et. Beşiktaş yönetimi harikasın, devam et falan dersem delirmiş derler. Delirmiş derler hocam. Sen bugün Beşiktaş'ın kongresini izledin mi? İzledim, biraz baktım. Hicap duydun mu? Üzüldüm. Fikret Orman'a yapılan üzüldüm. Büyük saygısızlıklar, evet, ve terbiyesizlikler Beşiktaş'ın görüyorum. Sana ne milletin özel... Belki içerik olarak haklı olabilir ama onu olamaz hocam. Acımasız ayıp, 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 ayıp. Hocam bak, Fikret Orman ödenmez. Bu kulübe kimse, Fikret Orman'ın 150 kat zenginleri varken bu kulübe kimse gelmedi. Doğru. Fikret Orman işleri de çok iyi olmamasına rağmen bu kulübe geldi, elini taşın altına soktu. Bir yönetim kurdu. Ha, çok güçlü yönetim kuramaz. Yani çok büyük zengin olursan altına çok güçlü zenginler alabilirsin. Ama normal mütevazi bir iki tane zengin olan bir yönetim kurdu. Ama bugün bakıyorsun gel gelene noktaya, makama saygı kalmamış. Yönetim makamına saygı kalmamış. Bugün bakıyorsun oradan birisi diyor ki ya bu yönetimde saçını taramayacak adamlar var. Ya saçını falan taramasın kardeşim. Saçını kimse taramasın. Ben de yıllardır saç taramıyorum. Ama işleri yapıyorum ben. Sinancığım, saçları ben de taramadım 2004'te. Ben buradan bir şey söyleyeceğim. 2003'te, 2007'de, 2008'de saç yoktu bende. Hayır Sinancığım, şunu söyleyeyim. Değil mi Ertem? Aynen. Sinan. Aynen. Beşiktaş, bugün Beşiktaş Genel Kurulu'nu izledim. Hocam. Beşiktaş Başkanı'na söylenmesi bugün haklı olsa bile söyleme dozu olarak çok çirkin, saygısız hocam, ifade. Kimse bundan sonra bizi eleştirmeyecek. Mali Genel Ey Beşiktaş Kurulu demek. Taraftarı. Hocam. Başkanınıza kurulan cümlelere bakın. Evet hocam. Mali Genel Utanmasanız kurulu adama bilmem ne şey hocam, diyeceksiniz. Hocam Mali Fikret Genel Kurulu demek. Değil, şimdi siz sen hep bunu diyorsun ya. Demokratik hakkıdır. Evet. Konuşurum. Evet. Öyle demokratik hakkı falan yok. Beşiktaş Kulübü Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na bakın. Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'na özel hayattan girmek terbiyesizlik. Bu kadar bel altı konuşmalar, aşağılayıcı konuşmalar bir yapılamaz. Kardeşim beğenmiyorsan dersin ki ben seni beğenmiyorum, senin başkanlığını beğenmiyorum, istifa et. Evet. Beğenmiyorum. Kalkıp da şöyle, böyle, bilmem ne falandı filandı. Beşiktaş'ın başkanı bilmem ne teknede kadınlarla resim varmış. Bir. Ne yapacak abi? Beşiktaş'ın başkanı antrenmanlara mı gelecek? Her gün antrenman mı takip edecek? Profesyonelleri bak bunları takip edecek. Savunduğundan değil. Olayın yanlışından, doğruluğundan değil. Bir kere o tek
Ayrıca o gün Beşiktaş'ın başkanı Ankara'daydı. Maçtan evvel ne oldu yine, ne oldu? Abi nerede yattın? Parkta mı yattın ya? Ne yapayım ya maçta? Ne oluyor? Salyası büksün be kardeşim ya. Kardeşim, Allah Allah ya. Ne oluyorsunuz be kardeşim ya? Zaten silimin tepemde yatma. Hapşırma. Uyuz olurum hapşırma. Biraz hapşırmayayım mı? Hapşırma abi, git. Peki. O yan tarafta nerede hapşıracaksın? Yani. İşte evet. Ne oluyor? İşte teknede resim. Arkadaş bekar adam. Teknede de resim olabilir. Kimseyi de ilgilendirmez. Hapşırma, hapşırma. Bunlar nedir biliyor musun? Beşiktaş'ın başkanı alaka, başka bir şey bu. Kulüp eğer başarılıysan sefan olsun başkan derler. Başkanımıza yakışır derler. Bunların hepsi bunlar. Ama öteki türlü. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var. Sen kalkıyorsun yönetime, ağzını almayacak, sokakta birebir görüp de söyleyemeyeceğin lafları, kürsüdesin, dokunulmazlığın var diye kalkıyorsun böyle 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 böyle. Yok kardeşim, al dedim ben de, bak ben bunu gördüm, çok önceden söyledim. Beşiktaş başkanına kongre kararı aldı. Evet. Olur. Sağlam bir yönetim yap. Sağlam bir yönetim yap. Kendine göre sağlam. Seni arkandan konuşmayacak, kapı arkalarında kulis yapılmayacak, bir takım söylemler yapmayacak insanları alabilirsin. Böyle bir yönetim kendine seç. Ben bunu buradan söyledim. Evet, tebrik ederim. İyi bir karar verdin. Ben senin karşına da bir adam çıkacağını da zannetmiyorum. Bence de çıkmamalı. Çünkü Beşiktaş'ın borcu artmıştır, önemli değildir. Ama bir stat yapıyorsun ve en kötü zamanda bu Beşiktaş'a sen geldin, evet, sahip çıktın. Yalnız onun şey için, hocam onun için, evet, evet, burada ben de aynı, seninle aynı fikirdeyim. Bu kongrede bakıyorum, konuşmalara bakıyorum. Divan başkanına karşı konuşmalara bakıyorum. Yani burada tamamıyla insanlar gelmiş orada kendi egolarını tatmin etmek için anormal galis konuşmalar yapıyorlar. Sinan, daha önemlisi, Beşiktaş Kongresi'nde Başkan Onur Atı'yı 3-5 kişi kabadayı gibi, bitirim gibi önlere hamleler, mamleler, araya girme. Beyler, orası barmar değil. Ne kadar orası ya, arena da değil. Sorma sorma. Böyle bir şey herkes yakışır şekilde. Ayrıca da Fikret Orman benim babamın oğlu değil. Aynen. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bilici futbolculuğundan tanırım, maçını yönettim. Evet. Daha sonra Rusya'da, Hırvatistan'da takip ettim. Entelektüel, gitarcı, mitarcı ama Bilici bir konuda... Ne yapayım? Bir dakika, yanlış anladın. Bir şey diyeceğim, haklısın diyeceksin. Ben çünkü herkesin söyleyemediği şeyleri söylerim. Maalesef Bilic yoluna çıkmış. Kardeşi menajer, bazı oyuncu transferlerinin kardeşinin şirketinden, şirketi üzerinden trafik bulması için... Biliyor, çok net biliyor. Bu ben bir insanı... Bakın, bakın beyler. O zaman bir insanın, bu bir gitarcı, sosyalizm, sosyalizm palavra. Ben... Sahtekarın tek. Bak ne diyorum size? Hamza Hoca da, ha, Hamza Hoca da keman çalıyormuş, biliyor musun? Çok güzel. Şimdi ben ne kemancı. Hayır, Hamza Hoca'ya ayrıca geleceğim. Bilic'i bunu duydum. Çok emin kaynaktan hayallerim yıkıldı. Ben Bilic'i çok sayar severdim. Ama özellikle kardeşinin menajeri üzerinden bazı oyuncuları transfer etmesi, örneğin Atiba, başka oyuncuları transfer etmek arzusu benim, ben bu işlerde, akçeli işlerde midem bulandı. Şimdi gelelim Burak Efendi ile özellikle hocam. Burak Yılmaz'a. Hocam bir daha bir şey sana sorayım. Yazıklar olsun Burak. Gelme Burak'a, dur bekle. Utanmalısın. Hocam, Enaram hocam. Bir dakika. Enaram'a yalandı. Konuşturmayın beni fazla. Ya. Fazla konuşturmayın. Bir söyleyeceğimi söyledik. Şimdi gelelim Burak Efendi'ye. Sen kimsin be? Hamza Hoca'nın kolunu mu yiyor? Lan şampiyonluk maça çıkmışsın. Takımın 15-20 dakika çok sonra şampiyonluğun şampisini de geçmiş olacak. Geçen hafta bir Emre Şolak olayı yaşanmış. İki hafta önce. Beyler, şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Utanmıyor musunuz? Fatih Terim'e Celalliğiniz. Evet. Yok abi. Ya beyler. Beyler siz Faysal'sınız. Bak bu. Siz Faysal'sınız. Geçen sene, geçen hafta Emre Çolak gel apo, Emre Çolak böyle, Emre elini indiriyor. Şeyiniz sadece Hamza Hoca'ya mı kalıyor? Biliriz diyor oğlum, el kaldırıyorlar ya hocaya. Bitti mi? Sapık kardeşler, gülmenin süren bitti mi sapık ya kardeşler? Ya hakikaten, Sinan uyuma sen bu sapığa ya. Ya Sinan'a git sen sapık kardeşler, içleri güvesiz kardeşler, gülmeniz bitme. Erten müdahale edeceğim mi, ben mi müdahale edeceğim? Sen ediyorsun. Ooo bize de gider. Bugün Burak Efendi... Hani efendi beyefendi diyoruz ya. Tam efendi. Lan o Hamza, hani anlarım. Hamza Hoca irritable falan bir hoca olur da. Bu sizi almış, bataklıktan kurtarmış, şampiyonla 2 dakika kalmış, seni almış. Çünkü sürünüyorsun. Topla oynadığı yok. Yerlerde sürünüyorsun. Abi yere atıyor kendini. Sana sarılıyor. Baban gibi, abin gibi elini indiriyorsun. Kimsiniz kardeşim siz? Hocam Hamza Hoca demiş ki, onu düşündüm. Burak'tan memnundum. Umuda ihtiyacım vardı. Tamam. Tepki gösterebilir, devam ederse tahammülüm olmaz. Ve bak bir şey diyorum, çok faydalı bir... İşte beyefendi, bak diyorum Ertem, ki beyefendinin faydası yok. Bak ne derim biliyor musun? Faydalı bir değişiklik oldu. Evvelsi hafta Emre, bugün Burak. Evet.
bunlara birisi oynadıkları takımın Galatasaray oyduğunu hatırlatacak, merak etmeyin ben hatırlatacağım falan gibi giderli bir konuşma. Ya insan azıcık utanır ya. Gücünüz yetse de bunu Fatih Terim'e falan yapsanız hani. Yok ya, ne olur. Fatih Terim'in yanında böyle kedi gibi hepsi, biliyor musun? Tamam hocam, tamam hocam. Beyler bugün bakın söylüyorum. Brandelli'yi Selçuk'la Burak yediler diyor değil mi ya? Hamza Hoca'yı da yemek istiyorlar. Güçleri yeter yetmez bilmiyorum. Seneye Hamza Hoca'nın Galatasaray'ın başında olup olmayacağı konu bence olmalı. Hamza Hoca tarihe olur, geçmiştir. Olur, olur, olur. Hamza'nın kesin ben adamlığını kaldı, da biliyorum. Ama ben Burak'ı, Emre'yi, Selçuk'u gördükten sonra iddia ediyorum. Şampiyon olmasına rağmen Hamza Hoca'yı da yiyebilirler bunlar. Demiş ki Dursun Bey ile Dursun Başkan'la konuşmadık. Sezon bitsin konuşuruz. Ben her çalıştığım takımda ayrılmaz gibi çalışırım. Kulübümün ihtiyacı vardı. Geldim, yönetim isterse kalmak için onur duyarım. Evet. Demiş Abdülkerim Hoca. Devam edecektir Hamza Hamzoğlu. Etmelidir diyoruz da edecektir de zaten. Mesela ben şuna kesin diyorum hocam. Devam edecektir. Artı şunu da söyleyeyim. Bir de çok enteresan bir şey var. Oyuncu bunlar, milli oyuncular kendilerini de bilmiyorlar. Ya ben bugün Burak Yılmaz olsam hoca beni çıkardığı için teşekkür ederim ya. Sağdaki halin ne ya? Çıktığı dakikaya kadar bir tane olumlu işi yok. Boyuna yere düşüyor. Hakem de yemedi bugün Hüseyin Göçek. Yemedi faulleri. Devam ettirdi oyuna. Nasıl olur bu? Ve bir şey söyleyeyim. İkinci yarı Beşiktaş, bak ikinci yarı Beşiktaş baskıyı kurmuştu ya. Bunaldı Galatasaray, çıkamıyor. Değişiklik de harbiden yerine oturdu. Yani Umut'un girmesi, Burak'ın tutması daha iyi oldu. Daha geri. Burak top tutan bir oyuncu değildi. Gelen toplar tenis topu gibi Beşiktaş hatana dönüyor tekrar. Umut'la birlikte topu tuttular. Bir şey söyleyebilir miyim? Takım daha çok hata çıktı ve goller geldi. FIFA, gol geldi, ikinci gol FIFA geldi. FIFA şunu düşünebilir mi Ahmet Hocam? FIFA şunu düşünmeli mi? Düşünebilir mi? Futbolun bir saygı oyunu olması için mücadele etmiyorlar mı? Bu sezondan itibaren teknik direktörlerine dahi bu hareketi yapan futbolcular için sarı kart. Ama hayır, saha içerisinde küfürleşse kendi takım arkadaşları. Bağırıp çağırdığı zaman sarı kart. Çok haklısın Ertem. Böyle bir şeyde sarı kart. Hayır efendim. Bravo Ertem. Burada futbolcunun adamlığı. Tabii abi. Fili Hoca bir iki haftadır Hamza Hoca'ya saygısızlık yapıyor. Adamlığı. Bunlar bir ceza almalı ya. Bak. Tam kulüp başkanı görmüyor mu? Bir adamın karakteri boşu boşuna demezler. Seyahatte ortaya çıkar, içki sofrasında ortaya çıkar. Bir de ben futbolcu bu zamanlarda alırım. Zor zaman, zor zaman. Zor Şimdi çok o kadar vicdanen rahatım ki. Prandelli'yi yemişler, iyi ki yemişler. Galatasaray şampiyonluğu yakalamak üzere. Ama Fenerbahçe'deki Emre Volkan düzenini maalesef ve maalesef Galatasaray'da Burak, Selçuk, Melçuk ekibi kurmuşlar. Bunlar hükmetmeye çalışıyorlar. O çıktı ortaya. Ne demek ya Hamza Hoca'nın eline vurmak? Anlarım, anlarım. Galatasaray şampiyonluk kaybetmiş. Skor kötüdür. Kötüdür. Maç 0-3 olmuştur. Evet, ortalık rezilliktir. Ya 15 dakika sonra şampiyon oluyorsun. Hocam şöyle bakamaz mıyız? Hocam? Nasıl bakacağım? Şu şekilde. Yani ben Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusuyum. Gol kralıyım. Olabilir. Şu an oynadığım sürece gol atamadım. Moralim bozuldu. Evet. Sinirlendim. İyi oynamadım. Evet. Çıkarken de hocaya yani gayri ihtiyar çıkmak istemiyordum. Oyunda kalmak istiyordum. Doğru olduğunu ya söylemiyorum. Kimsiniz siz kardeşim? Hocam, kimsiniz? Sizler Galatasaray'ın maaşı. Hemen gladiatörsün ya. Aç futbolcularsınız. Ben hocanızım. Hocam dur. Kabahat Hamza Hoca'daki sarılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Arkana bile bakma. Hocam. Babacan da ondan. Şimdi bakın Burak Yılmaz'ın attığı goller çok önemli. Kritik goller attı. Doğru. Bakın doğru demiyorum. Ama nihayetinde bir futbolcu da. Evet. Bakın burada yani Burak mensubu. Schneider de olsa. Mena da olsa derim aynısını. Kötü oynayıp da oyundan alındığı zaman böyle bir tepki yapsa derim ki ya morali bozuktur. İyi oynayamadı bakın. İyi oynayamadı. Çok güzel de bir ambiyans var. Harika bir atmosfer var. Yani ben burada gol atıp takımı da kazandırmak ya istiyordum. Tamam, anlıyorum. O doğru. Güzel ama kardeşim. Maalesef şimdi bu doğrudur. Bak ikinci doğru nedir? Bunu başka antrenörlere yapabilirler mi? Bu önemli. Bir de şunu söyleyeceğim. Peki teknik direktör ne yapsın? Oyuncu değiştirmesin mi? Ya değiştirsin. Bir Melo çıktı, Melo bağırıyor. Şey Emre çıktı, Emre bağırıyor. Ama bak bunların önemini adam oyuncu değiştirmesin mi? Bunların önemini apocuğum nasıl alacaksın biliyor musun? Bunların önemini bak ne yapacağım biliyor musun? Biliyorsun futbolcunun en önemli şey nedir? Parası. Para cezası vereceksin ya. Tabii. Bırak şimdi gel buraya. Bu hareketin cezası 10.000'dir. Dolar veya euro. Koyarsın. Yarın başka futbolcusu 10.000. Yapın bana, yapın para gelsin dersin. 10.000 lira da ne yaparsın biliyor musun? Bahçıvana, malzemecilere, mutfakta çalışanlara dağıtırsın. Evet. Şahane olur. Ben yapıyordum onu çünkü. Ben böyle yapıyordum. Bunlar hep bizim bütün ekibe, anladın mı? Çamaşırcısı, bahçıvan, ona buna dağıtacaksın. Şahane. Bak bakalım bir daha yapıyor aynen mu? Ben Nobre'ye bir ceza verdim. Ertuğrul Hoca'ya bir hareket yaptı. Geldi çağırdım. Gel orada. Sandalyeden düşüyordu biliyor musun? Ne diyorsun abi? Dedi. Atlattı kendini biliyor musun? Sandalyeden. 30.000 dedim Nobre'cim dedim cezan dedim. Dolar dedim. Öldü. Şimdi biliyorsun futbolcunun parasını. Ver bakalım şeye Burak'ın şimdi 10.000'i.
bir daha yapıyor mu? Tabii canım. Örnektir yani. Diyeceksin. Vallahi kadro dışı bırakmak çözüm değil. Burada araya geçeceksin. Zarar takımına zarar. Hamza Hoca. Çocukluğu hakikaten adamın kralı. Açık herkes için bak. Tabii tabii tabii. Çok iyi. 10 numara hocam. Tamam. Çünkü niye? Nereden biliyorsun? Belli. Düzgün adam. Çok elimizden geçti. Evet. O zaman da beyefendiydi. Akhisar'da da beyefendiydi. Zaten hocam, Fatih Terim onun yanına aldı. Sonra Galatasaray verdi. En kritik anlardaki söylemleri Taksim'den döktüm. Taksim'den görüntüler geliyor tamam. Ekrana. Hocam en önemlisi sen, verdiği demeçler. Beyefendici. Eyyam yapmadı. Yalakalı camiasına yapmadı. Hiçbir abartısı hiçbir yok. Zaman, Sivas'ta ne yaptı? Hiçbir zaman yapmadı. Oyuncusunu kurtarmak için gitti. Sonra aynen. Dedi ki fazla bir şey olmadı. Bir itiş be. Olur böyle şeyler dediğine kucakladı. Evet. Sen böylesine bir adama. İşte böyle olur. Bunun masumiyeti, beyefendiliği, hocam, temizliği ve saygınlığı nedeniyle. Bir şampiyonluk maçında sahadan çıkıp da adamın elini itiyorsan buradan iki şey çıkartırım. Bir, siz adam değilsiniz. İki, giydiğiniz formanın hakkını. Öyle demeyelim hocam. Bir, ben şöyle bir şey söylesem size. Evet. Şu pencereden bakın. Aynen. Galatasaray oyundan çıkmak istemeyen, sahada kalmak isteyen futbolcuların bu hırsıyla tabii şampiyon olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş derse sahada ayakları gidiyor, kafaları başka yerde, şampiyon olmuyor. Ama hocam Galatasaray hem çıkan hocanın suratına tükürüyor. Hocanın suratına tükürüyor. Hocam hocam bu kadar. Abartma bu çocuklar. Bu çocuklar böyle şampiyon oluyor. Helal olsun. Ben kutluyorum hocam. Sizin ya. Aynen hocam. Ben Burak Yılmaz'a hiçbir şey söylemiyorum. Bu haliyle şampiyonluğu getiriyor Galatasaray'a. Helal olsun. Abartma ya. Ne yaptı? Aynen öyle. Olur böyle şeyler. Hocam sarılmadı. Ama ters. Boş olma. Ya siz de bu futbolcuları etten kemikten değil, bunların sinirleri, duyguları, hisleri falan. Sen diyorsun cenaze namazında. Aa, parayı alırlarken. Öyle bir şey olur. Ne aynı şey mi ya? Senelim geleceğini kurdu. Parayı alalı 3 milyon euro indirirken böyle. Hocam bakın. Lan şampiyon oluyorsun ama her çıkan. Saygısızlık yapsana. Her çıkan. Hamza Hoca'nın suratına tükürsün. İçsin kalksın. Yok öyle bir şey kardeşim. Ama sizin zihniyetiniz. Ya bizim zihniyetle ne alakası var? Siz zihniyetle biliyor musun beyler? Ne alakası var? 12 Eylül öncesi zihniyeti. Buradan da haklı, buradan da haklı. Ya nerede haklı, kim haklı? Yardım yanına haklı. Hocam kim haklı? Herkes haklı diyorsun. Şimdi. Zaten bir sene sizin gibi sıvacılarla burada iş yaptık. Ya sen bak sıvacı değil sen. Sen boyacının kırmızısın. Ben boyacının Tarih 4. yılda ne oluyor kardeşim? Nereye geldik? Doğru, olsun bu arkadaşlar. Dördüncü. Bence sen de haklısın. Ne yapıyorsun? Dördüncü yıldızın tarihi yazılırken tarih Emre Çolak'ın Hamza Hoca'ya yaptığını değil veya Burak Yılmaz'ın Hamza Hoca'ya yaptığını değil. Tarih Burak Yılmaz, Hamza Hoca ve Emre Çolak birlikte şampiyonluğunu konuşacak. Tamam. Anlatacak. Ben futbolcu olsam beni de oyundan Sinan Engin de alsa, sen de alsan ben de elimize kolumuza kardeşim, koyarım. Kardeşim Antalya'da işler oynatırsın. Sen de değişmiş. Bakın dinle. Ben hoca olacağım da birinci olacağım. Beni bu işleri. Aklınıza alırım aklınızı. Hocam bak senin var ya senin. Bademciğinizi dilimle alırım. Ya nereye alıyorsun sen ya? Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Hocam şimdi, doktor ameliyat ediyor. Ben sana bir şey anlatacağım. Hocam ameliyat ediyor. Bir dakika dur. Bir dakika dur abi. Ya bir şey söyleyeceğim sana hocam. Evet. Yani bu işleri kolay falan zannediyorsunuz size. Her futbolcuyu kovalım, kadro dışı bırakalım. Kovalım ceza 30 bin dolar. Kardeşim antrenörlükte de bakın sadece antrenörlük bu değildir. Bakın antrenörlük sadece takımı yazayım kadro. Ara sıra hoşgörü, tevazu göstermek de lazımdır. Futbolcuların da etken kemikten de kıyakçılığının sonu ayakçılıktır. Çocuğum, tevazunun sonra sonu kenara, hocam, bataktır. Bakın herkesin bir hakkı vardır. Çekersin kenara bırak. Bir daha yapma yaparsan. Hocam şampiyon olunca bakın, her şey mübah. Bir daha yapma yaparsan dersin. Böyle böyle dersin cezasını verirsin. Sinancım sen de haklısın Ertem sen de ya haklısın. Ya bırak hocam. Senin işin gücün millete dal millete. Ne oluyor dalıyorsun? Sen de haklısın. Ya ne yapıyorsun kardeşim? ya bırak yapamazsın ya. Sen de haklısın. Yapmayın ya. Sen de haklısın. Ha bir dakika istiyorsanız Ertem Dembaba müziği koyun. Dembaba. Hani şu bir kağıt yırtmıştın. Bak ben Fenerbahçe kehanet kağıdımı yırttım. Şimdi şu bir Beşiktaş'a vereceğimiz puanların kağıdını kendini, bir konuşalım. Hocanın kendini yanılmasını biraz onlara vurarak hocanın ben yırttım bak Mertçi. Göster hocam. Ya ne güzel ya hocam. Ben bu değil. Buraya Guardiola ile Mourinho'yu da oturttum. Son 5 maçta Beşiktaş kaç puan alırdı? Mourinho Akhisar, Beşiktaş Akhisar'a kaybeder. Gaziantep'e kaybeder. Konya'ya yenilir. Derse ben bir daha bu programı sunmayacağım. Ertem hocam. Ertem güzel cevap verdi. Mourinho bir şeyden anlamadım. Ne yaptı kardeşim? Yazdı. Bak hocam bir dakika. Fenerbahçe şampiyon dedi. Yazdı. İşte kehanetim dedim. Hadi bir dakika dur. Biz ihtimal koyduk. %1'lik bilmez. Lig bitmiş dedi. Sonra oldu. Olmadı. Hiç. Biz bizim şeyimizi. Sanki
Sinan, ya böyle bir bomba. Sinan, daha lig bitmedi. Bir dakika olmaz, siz de söyleyin. Biz burada Beşiktaş'ı hak ettiğinden fazla övdük. Ben baba klipleri yaptık. Hayır, burası o zaman Beşiktaş televizyonuna döndü. Beni dinleyecek misin? Beşiktaş hak ediyordu. Hocam, o zaman Beşiktaş bu övgüyü hak ediyordu. Övgüyü hak etmediği bir zaman abeste iştikaldir. Böyle bir şey yapamazsın. Haklısın, sen de haklısın. Haklısın. Haklı. Ver ona gecebayı. Ver müziği. Güzel ya. Yine ben mutluyum Beşiktaş, bugün. Var ya, her Beşiktaş, stadı olmayan Beşiktaş. Beşiktaş, stadı olmayan Beşiktaş. Kadro kalitesi Fenerbahçe ve Galatasaray kadar etkili olmayan Beşiktaş. Sezon başında ilk 5'e bile giremeyen Beşiktaş için Liverpool'lar, Arsenal'lar, Tottenham'lar, o karşılaşmalarda alınan başarılar. Ve sonrasında sadece biz yapmadık. İngilizler de Beşiktaş'ın başarısından bahsetti. Ve bugün Beşiktaş son bir haftada şampiyonluğu kaçırıyorsa klip de yapılır, albüm de çıkartılır. Bak ben bir şey diyorum. Dinle ya. Hatırlattı. Dinle. Ya demedi mi bu hoca? Bak Beşiktaş'a şampiyon yapacak. Rasim ne dedi? Rasim ne dedi? Evet. Beşiktaş'a onu yazdı. Ben Galatasaray'ın lehine olsun diye dedi. İtiraf ediyor. Operasyonu yaptı. Demedim hocam. Ben sizin gibi değilim. Ben yaptığımdan artık dedim kardeşim. Dedin hocam. Özür dilerim. Ne dedin hocam? Biz ne diyoruz hocam? Biz bir şey demiyoruz. Ama siz de kabul edin. Siz de kabul edin. Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim haddime değil zaten Beşiktaş şampiyon olsun demek burada bu mikrofonu takınca. Ama sen Trabzon şampiyon olsun dedin. Ben Trabzon, ben haftalar önce öldüm zaten. Ben Trabzonspor şampiyon olacak dedim. İşte o da sıvamaydı. Yeter artık. Hadi gelmiş buraya şarkı söylemeye gelmiş. Kafam mı yuvarlan? Ne yapıyorsun? Hasta mısın ya? Kardeşim Galatasaray şampiyon olmuş. Hocam ben futbolcu. Göbek ben bu takımın en golcü oyuncusuyum. Bir dinler misin? Sinan abi Allah aşkına. Ben takımın en golcü oyuncusuyum. Gol atmak istiyorum. Şampiyonluk maçındayım. Dünya bu koreografiyi konuşuyor. Oyundan çıkartıyorsun. Ben yıldızım. Bu takımın en büyük yıldızı benim. Beni çıkartıyor. Beni de çıkartırsa, bu arada babam da olsa aynı hareketi yaparım. Ben böyle futbolcular... Lütfen Hamza Hamza ondan özür dile. Özür dile. Özür dile. Doğru söylüyor. Buran yaptığı ayıbı Buran'a erten savunuyor. Hiç bak, Emre Çolak ayıp etmiştir. Emre Çolak çocuktur. Bu ne? Burak Yılmaz öyle değil. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz bu hareketi yapabilir. Bazı futbolcular vardır. Bazı futbolcuların bu tip kredileri vardır. Bak bir dakika, bir cevap edeyim sana. Abdülkerim Hocam, bir şey söyleyeceğim. Bu tip oyuncuların kredileri vardır. Burak Yılmaz adam gibi adamdır. Ertem, hırslı. Bak bir dakika. Adamdır. Bir dakika Abdülkerim Durmaz. Hırslı oyuncuyu seviyorsun. Katılıyorum sana. Sahada gördüğüm şeyde Küçükçekmece'de çok hırslıydın. Eyvallah. Hırs demek. Hırs demek. Hocanı itip kalkmak anlamına. Hocayı itmedi. Sese bak. Nereden çıktı bu ses? Gel bir dakika. Gel Allah aşkına gel bir dakika. Gelsene bir geniş açı gel bak. Ben geldim. Ben sen teknik direktörsün. Bak sen teknik direktörsün. Dur teknik direktörsün tamam. Ben beni çıkarttım. Beni çıkart. Sen beni çıkart oyundan. Geliyorum bak. Sarılıyorsun. Ben şöyle yapıyorum. Bu ne? Hayır. Ben küfür mü ediyorum? Sen, ya doğru göster. Göster sen yalnız oradasın. Beni çıkarttın. Tamam çıkartıyorum. Tamam olabilir. Olur olur şey ya. Takımın yıldızısın sen ya. Sen takımın yıldızı. Tamam. Öyle yapmadı. Şey olur mu ya? Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Bak nasıl yaptınız? Hayır. Hayır öyle yapmadı hocam. Böyle yapmadı. Sen Hamza ol. Böyle yapacağım. Dur bir dakika. Sen Hamza hocasın. Bir dakika dur bak. Hamza hocasın. Geliyorum. Bak geliyorum. Tamam geliyorum. Böyle yapıyorum. Bu ne ya? İstersen yapıyorum. Hayır. Evet. Böyle yapıyorum. Öyle değil. Böyle itmedi ya. İtmedi böyle. Hocam itmedi ya. İtmedi ya. Hayır. Alttan da bir yorum. Nasıl ya? İtilmedi. Arkaya fotoğrafı veriyorsun ya. Bir ülkede yaşıyoruz ki. İnanılmaz bir şey ya. Bir ülkede yaşıyoruz ki. Hamza Hoca. Barcelona'dan Messi. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo. Bayern Münih'te Robben çıkarken ben hiç hocaların ittiklerini görmedim. Dünyanın hiçbir ülkesinde kulüp başkanının şeref tribününden hocasına taktik verip yürüyün dediklerini görmedim. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir otobüsün taraftarlarca kurşunlandığını ve bu yüzden takımı ben tarafım zaten hocam. Sana ama size göre Türk futbolunda her şey güzel, marka değeri çok güzel. Evet. Başta Şansal abinizi herkese aldıklar. Hocam ben de dünya futbolunda
Sıvacıların eski bir hakem aleyhine şarkı söylediğini de görmedim. Abi Sıvacılar toplanmış eski bir hakem aleyhine. Kardeşim farkı şu. Sizler Türk futbolunda dengeleri korumak uğruna her şeyi toz pembe göstermeye meyilli insanlarsınız. Özellikle Sinan ve Ertem. Kızmayın bana. Sizin fitratınızda var. Tabii sizin fitratınızda kimseyle problem yaşamamak, hataları üzerine yaşarız hocam. Niye yaşayalım ya? Bizim kalbimiz kötü düşünmüyor. Bizim kalbimiz iyi düşünüyor. İyi yorumluyoruz. Peki, bakın bugün kötü mü? Bugün konuş. Benim kalbim kötü. Senin kalbin beni 30 yıldır tanırsın. Dinle. Senin kalbin ekranda kötü. Bir daha tekrar duyu söyler misin? Tek. Diyeceksin ki 1962 İstanbul'da onu Ahmet Çakar'ın kalbi. Başta böyle şeyler duyu üzerinde aslında. Mecazi anlamda konuşuyorum. Bak, yok, ben olayı öyle görmüyorum. Ben senin gördüğün gibi görmüyorum. Çünkü niye? Yalnız Ahmet Çakar'ın kalbi kötü. Oğlum yani. Atamışsın sen. Devamlı gülüyorsun ya. Ya gülme yapamı aldın. Ne oldu? Bayağı mısın? Ya sen niye gülüyorsun? Ya ben kalbi... Abi dinlerin içinde kaldım ben ya. Yazsanıza abi. Valla dinlerin içinde kaldım ben ya. Yalnız Ahmet Çakar'ın kalbi kötü. Yok. Ahmet Çakar... İki ruhlu bir insan. Oo, şizofren diyorsun. Gayet iyi, beğeniştiriyor şizofren. Ben eleştiriyor Ahmet Hoca dışarıda, bakın... Bu ışıkların altında ve bir kamera görürse farklı bir adam ama dışarıda dünyanın en iyi insanı. Ahmet melek. Hoca her yerde ben dedi her arkadaşlarımı bilir. Sen aynı şekilde mi düşünüyorsun Ertem Bey? Ya Sertaç yeter be kardeşim ya. Baba büyüksün yakıyorsun baba ya. Sertaç kim ya? Sertaç kim ya? Oğlu sünnet oldu bugün. Ege sünnet oldu. Ege'yi öpüyoruz. Şarj bitti. Sertaç tamam. Ege öpüyoruz. Ertem. Maşallah. Burada konu farklı. Ya sana ne Ege'nin sünnetçisinden ya? Şimdi ben olayı... Ertem sen mi sünnetçisin? Bunu Abdülkerim de çok iyi... Sağlık Bey. Biz de futbolcular oyundan çıkarken... Özellikle böyle yıldız oyuncular gole konsantre olmuş, gol atacağını düşünen atamamıştı. Üzüntüsü var onun. Hoca onu oyundan çıkarttı sonra bak şunu diyebilir. Ya ben çuvalla gol attım. Bu abi, takım bu... Abi bak sessiz sakin. Anlatıyorum. Protestosunu yapabilir. Güzel kardeşim. Sessiz sakin. Anlatıyorum. Sessiz sakin falan değil. Dilsiz falan değil oralı. Çocuk falan bırak. Dilsiz falan sağır değil. Herkesin duygular hisleri vardır. Kötü oynamış. Evet. Başarılı olamamış. Gol atamamış. Güzel çıksın. Doğru işte yaptı ya. Demiyorum. Ama antrenörler de bunlara tevazu göstermek zorundadır. Ha, bugün Hamza Hoca'ya bunu yapabiliyor. Fatih Terim aynı hareketi yapabilir mi? Yapamaz. Terim'e yapmaz. Mustafa Denizli yapabilir mi? Yapmaz. Bu da ayıp ama ya. Bak, bu da ayıp. Ama bugün yapmaz. Bu da ayıp ya. Dinle. Vay be. İyi insan olmaz suç mu ya? Seneye, abi iyi insan değil. Seneye, bak dinle. Efendi iyi insan olduğumu kapat. Durun abi, gaz vermeyin, bir anlatayım ya. Konuşurken burada kavga ediyoruz ya. Bir anlatayım, bitireyim, ondan sonra konuşun ya. Buyur. Abicim iyi, bakın iyi insanlık da kötü insanlıkla alakalı değil. Bu çocuk sağdan çıkarken böyle bir hareket yapmış. Bana göre çok önemli bir hareket olarak fazla büyütmem. Bence de. Çağırır kenara Hamza Hoca bir daha onu. Arkadaş bir daha tekrarlama. Bakın bir daha toplantı yapar. Ceza vermesin mi verir, sence? Para cezasını verir ama bakın antrenörlüğünde bir parçasıdır. Antrenörlük yeteneğinin bir parçasıdır bu. Arkadaşlar yapmayın. Hacı neler yapıyordu? Aynen öyle. Hacı neler yapıyordu? Tamam. Normalde Hacı'nın hafta senede 3 defa kadroç falan kalması var. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Burak Yılmaz'ı hadi bakalım. Evet, bak bir şey söyleyeceğim. Arkadaş. Çok önemli bir şey var. Hacı faaliyetlerimi saymıyorum. Burak Yılmaz'ın yani bu kadar bence bu kadar ağır eleştirmenin sebebini ben anlamıyorum. Eleştirilmesin. Adamın attığı goller. Erdem, adam şu anda Türkiye'nin bir numaralı. İnfaz etmiyor. Ben eğer gol atmak istiyorsam. Bak benim adamlığımı Hamza Hoca'yı itmek değil. Hamza Hoca'nın eline tutmak. O anda kan beynine sıkılır. Fatih Terim'i de iterim. İtemez. Mustafa Denizli'yi de iterim. Mourinho'yu da iterim. Hepsini iterim. Burak Yılmaz'ı itmeyin. Burak Yılmaz adamdır. Siz insanları adam gibi eleştiremiyorsunuz. Burak Yılmaz adamdır. Bayan yaptığı dünyanın her yerinde hatadır. Hiç hata değil. Söyleseniz hiç hata değil. Ben gol atmak bu istiyorum. Ülke neler yaşamış be. Şimdi hiç kızmayın. Hocam bugün ben, maçı... burada bu programın sunuculuğunu yapıyor muyum? Bir şey söyleyeceğim. Bak, bir anda geliyorsun tamam mı? Bana diyorsun ki çık. Ya ben sunuyorum.
Ben programı sunuyorken bak son 15 tamam dakikada, son 15 dakikada, hayır, son 15 dakikada, son 15 dakikada başka birisini veya sen abi, yorum yapıyorsun. Tamam süper bir yorum yaparken, süper bir yorum yaparken seni çıkarıyorum. Peki öyle mi ama? Böyle bir şey olabilir tamam mi? Tamam da öyle hocam, mi? Bak, öyle mi? Burak Yılmaz'ın abi, attığı böyle. Abi öyle mi? Öyle mi? Oyun öyle mi? Nasıl? Şampiyonluk maçı oynuyorsun. Hocam. Bir santraforun var. 70 dakika sahada hiçbir şey yapmamış. Çıkarıyoruz. Bir dakika. Hocam Burak'ın yaptı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ya, siz benden bin kere daha iyi biliyorsunuz. Tamam da. Burak Yılmaz gibi adamlar ayağına bir kere gelir. Kardeşim, bir koyar hocam gol olur. Adam antrenör. Antrenör diyor ki benim ileride top tutmam lazım. Hı? Bunaldım. Beşiktaş çöktü Umut üstüme. Umut top tutan bir topçu hocam ileride. Abi bir kere Umut. Bugün tuttu. Umut top. Top hayır. Hayır. Ya, tutma abi, yapmayın bak, hocam. Umut hiç olmazsa arkasına. Niye antiyomutsun sen ya? Antiyomut devamlı. Çok severim. Burak devamlı önüne top istiyor. Koşular yapmak istiyor. Buluşamadı. Bugün kötü oynuyor. Çıkabilirsin. Bak şöyle olur. Çok iyi oynuyordur. Topları direkten dönmüştür. Bir gol atmıştır. Hayır, belki hocam beni bu bunu eleştirebiliriz. Ama ey Burak. Ey Burak. Ey bilmem ne diyeyim hocam. Sağ içerisinde özür dilerim. Üstüme öyle kardeşim. Ben özür diliyorum. Ey Burak demiyorum. Özür dileyeceğim. Yapma Burak. Ben ayıp. Ben bir dakika. Bu kadar. Buraktan özür diliyorum. Niye ya? Yine klasik bir adam. Az bile söyledim. Hayır. Çok özür diliyorum. Demin yapmış adam gibi adamdır. Hayır, ne oldu? Klasik. Yapma hocam. Ya hocam. Ya hocam. Beleşiyorsun. Siz bilmadan mı konuşun? Galatasaray en çok öyle. Şampiyon olmuş oyuncuyu yerden yere bitti vuruyorsun. Mi? Ya. Yapma bitti ya. Mi? Yapma Allah aşkına. Burak. Yapma sen ya. Tıpkı biraz Fenerbahçe'deki ya. Emre Volkan. Eski yıllardaki Oğuz Çetin para Aykut gibi. Galatasaray içerisinde bir paralel yapılanmanın başısı. Ooo paralel. Yanında. Yapma ya. Merak ya sen, sen benim insan değilsin sen ya. Ve yanında bulunan Selçuk, küçük Emre ve ismi bilinmeyen birkaç futbolcu Galatasaray'da klikleşmenin, gruplaşmasının başını çekiyorsun. Bu yüzden Prandelli'yi yediniz. İyi yaptınız. Yedikten sonra Prandelli'ye gittiniz. Timsah gözyaşları sarf ettiniz. Arkasından Hamza Hoca ile başarılı oldunuz. Şimdi Hamza Hoca'yı yemeye hoca, çalışıyorsunuz. Hoca, Galatasaray yanlış sizi kliklerden... Niye? Yanlış, Beşiktaş'a konu şampiyon oldu Galatasaray. Lafım yok. Ne? Şampiyon olmasın. Şampiyon oldular hocam. Geçen sene de Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Ya yapma. Aynı kliklerden hocam, Ersun Yalan yendi. Fenerbahçe'nin neler çektiğini görüyoruz. Hocam bir soru. Siz işte ancak bu kadar bir soru. Ya hocam bırak. Sıvacısınız siz sıvacı kalın. Bak ya neyse. Hocam bak böyle oluyorlar. Hiç önemli değil. Bak hafta içerisinde Emre Çolakalı yaptı hocası pasta yedirdi. Ertem bana çok güzel cevap ver. Bunlar hocam bunlar yaşanan şeyler. Bu kadar basit. Ertem bana çok güzel cevap verme hocaya bir dakika hocam. Sen şu an Galatasaray şampiyon olmuş bir Galatasaray takımının en önemli şampiyonluğun baş aktörlerinden ikisine ağır ithamlarda bulunuyorsun. Daha da ağır bulunuyor istiyorsan. Bunlar, dur. Bunlar Galatasaray. Hocam adama gülerler yapma. Şehire gülerler yapma. Kalkıyorsun sen. Neyle güler. Bir dakika dur. Hani, yüzüyle gülerler. Yüzüyle gülerler. Beyler bize zaten gülerdi. Şampiyon yapmış takımın oyuncularına. Hoca buradan serenet veriyor. Evet. Paralel oldunuz bilmem ne oldunuz bilmem ne oldunuz falan filan. Hocam Beşiktaş'la ilgili konuşman lazım senin. Ben. Karışıklık Beşiktaş'ta var hocam. Ben sizin gibi değilim. İşler iyiyken Beşiktaş'ıyım. Canlarım benim. Geberdim bir içi kovun. Ben adama en güçlüyken vurdum. Ne verdiniz hocam? Ben adama en güçlüyken vurdum. Hocam. Hocam deli hapımı mı alıyorsunuz? Bu akşam beni delirtmeye falan mı? Sınıyor musunuz beni hocam? Nasıl bir... Ne diyorsun? Şampiyon olan Galatasaray takımının futbolcularını yerden yere vurdu. Tabii vuracağım. Beşiktaş futbolcuları aferin diyor ya. Hayır. Beşiktaş'ta 5 tane oyuncu oynamıyor. Önemli oyuncu oynamıyor. Karışıklık var. Haber yolluyor beni al. Onu al. Eve gidiyor. Çocuk şöyle yaptı diye. Çocuk hocasına sığınmadı diye. Yerden. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Sıvacılarla sıvacı olmayanlar arasındaki temel fark şu. Ya bırak hocam. Sıvacılar düşene vururlar. Mantık ya. Sıvacı olmayanlar en güçlüye vurur. Bu futbol. Düştü, vurmuş. Benim futbolcum şampiyon olmak istiyor. Şampiyon olmak için Ertem. Takımda oyundan çıkamıyor. Takımdan çıkmak istemiyor. Burak Yılmaz sen. Öbürleri sahada geziyor. Ondan Beşiktaş Fenerbahçe egoları için. Ama kendi egoları için. Sayın Durmaz Hukuk Bürosu. Buyurun. Durmaz Hukuk Bürosu. Buyurun. Bugün maç ne oldu Galatasaray maçı bugün? Galatasaray 2-0 kazandı. Yendi değil mi? Tabii. Neyi ne eleştiriyorsunuz ya? Adamlar şampiyon olmuşlar ya. Bir Galatasaray şampiyon olmuş falan. Bir dakika ben bu paralel olayı anlamadım. Ama bakın abi. Adam Galatasaraylı şampiyon olmuş. Ayıp diyor Burak'a. Burak. Aferin. Ben şimdi Ahmet Çakar'ın
Seni kahretmişsin. Dur, üst üste. Siz ikiniz kaldınız bak. Hayır. Siz ikiniz kaldınız. Ben kamyoncu gibi oldum ya. Ne oluyor? Geri. Bir dakika, ben diğer oyuncularla ilgili hocamın ithamlarını kabul etmiyorum ama Burak'ın bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Hamza Hamzoğlu'nda yaptığı hareket doğru buldum. Doğru, bravo. Ben de bir açıklamayı bilmiyorum. Şimdi hocam bunu savunmak olabilir. Bunu ne savunmak olabilir ya? Atı Sürtü'yü savunuyor. Vallahi ben doğru buldum. Ertem doğru bulmuş. Hayır, ben doğru buldum. Ben Ertem'ciğim, ben açıklamasını yapıyorum. Bakın ben doğru bulmadım. 30 bin dolara veririm diyorsun. Ama antrenörlükte, bakın antrenörlüğün içinde bir yetenek de budur. Tevazu göstereceksin. Aynen öyle. Kazanacaksın. Tamam da biz Hamza'yı eleştirmiyoruz ki. Ya baba siz ne anlatıyorsunuz biz ya? Biz Hamza'yı eleştirmiyoruz ya. Hala anlatıyorsunuz ya. Ne anlatıyorsunuz? Anlatayım bir dakika. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bırak Yılmaz'ı, Selçuk'u, Hamza'yı, Emre'yi tebrik edin hepsini. Evet. Şampiyon olmuşlar. O ayrı bir şey. Sen hala ne anlatıyorsun bana? Tamam, ben de buradan bütün takımlarını şampiyon yapan teknik direktörlere sesleniyorum. Seneye de başka takım oyuncuları şampiyon olursa her oyundan çıkan şampiyon takım oyuncuları hocanıza vurun kardeşim. Eline vurun, iteleyin, beni çıkarma deyin. Peki bir şey söyleyeyim. Ben o zaman spor servisimde dinleyin. Ben o zaman her oyundan servisimde antrenör öyle yapsın hocam, şampiyon oluyor. Ben diyeyim. Her gün boş toplantı ver. Yapıyoruz biz biliyorsunuz şey geliyorsunuz ya. Beraber. Birisinin morali bozuk olabilir, bir şey olabilir. Ben bana birisi ters bir cevap verdi. Ters bir cevap verdi. Ne yapacağım hocam? Kovacağım mı adamı? Yani? Ceza mı vereceğim sürekli? Biz kovsun diyen kim? Niye var ki? Psikolojik. Hayır tamam. Kovsun yanlış diyen. Şunu söyleyeyim. Biliyor musun Ertem? Bırak şimdi. Ama sizin için ceza mı vereceğim hocam? Oğlum ne yapıyorsun? Ben şamak kullanamayayım demez misin yani? Hocam içeride. İçeride konuşuyoruz. Tabii. İçeride konuşuyoruz. Ama ben sürekli olarak. Hayır ben içeride derim ki. Sen içeride. Gel oğlum. Ben seni bundan dolayı çıkarttım. Bu olayı sana 50 milyonun önünde yapsalar. Kameranın önünde yapsalar. 50 milyonun önünde. Yapabilir hocam. Takım şampiyon oluyor hocam. Bilirsin. Takım şampiyon oluyor. Başka bir şey vurmuyor, kırmıyor. Şampiyon. Benim elimi böyle itiyor olabilir. Ya, nasıl bir yanlışı savundu o Messi ya. Bilmem ne yapmıyor mu? Ronaldo yaptı hocam. Ertem bitti mi? Ronaldo herkese yaptı. Her hafta olur mu bu ya? Ertem bitti mi? Geçen hafta oldu. Galatasaray 3. olmuş. Galatasaray'ın içindeki paralel dediğim olay sakın siyasete söylemiyorum. Ayrı kendi başına. Ayrı kendi başına otonom. Otonom bir sistemden. 4 tane adam var benim bildiğim. Trabzon grubu. Ben oraları bilmiyorum. Ben oraları bilmiyorum. Selçuk. Efendim Olcan bir de Emre. Beşinci altıncısı olabilir. Bunlar bir müddet sonra tamam mı? Belki Umut da dahildir bunun için. O da Trabzon. Bunlar kafalarına göre hoca getirip götürme, kaldırma, indirme her türlü racon var. Bak bir şey söyleyeyim. Galatasaray hepinizden filan büyüktür. O kendi kafanıza göre zamanında başka abilerinizin yaptığı olaylara soyunmayın. Yaptılar. Size Hamza Hoca bizim kardeşimizdir, devrimizdir. Asla bir daha saygısızlık ya yapmayın hocam, Hamza Hoca'na. Ben arkadaşlarıma bir şey söylüyorum. Hamza olayım. Arkadaşlar. Ha, abilerinizden yüz buldunuz değil mi? Haftaya da şeyi itin. Hocam abilerime bir selam bırak hocam. Hamza Hoca'ya kafana. Hocam tersten yorum yapma hocam. Tersten yorum yapma. Abilerime abiler. Biz doğru olmadığını biz de söylüyoruz ama başka bir şey söylüyoruz. Koruduğunuz adamları. Anlamak istemiyoruz. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sanki bugün Galatasaray 4. ligin 3.sü falanmış gibi konuşuyor. Yok, bir dakika dur karışma. Bana çıkarsın arkadaşlar. Selçuk da bırak kaç şampiyonluk yaşamış Galatasaray'a geldiğinden beri? 3. He? Ne yapalım? 3. He? Ne yapalım mı? Benim için kriterli ki. Ha başarısızlık ya, ha? Yok başarısızlık ne önemli? Ha bak bir şey söyleyeyim. Yani hocam. Bir dakika abi. Metin Oktay bunlardan daha fazla işler yapmış. Ne yapsın? Hocasını mı dövsün çıkarken? Ya döveyim ya. Kim dövüyor? Tamam da. Ya şu görüntüyü bir gösterseniz arkadaşlar. O zaman niye gündeme getiriyorsunuz? Senin gibi adam. Çok ah Yıldırım Başkanım ne olursun. Ben öyle şu görüntüleri verin bize de bir göstersin. Bir ne olur Sayın Başkanım ya. Ya burada ne var abi çocuk sarılmak. O da sarılmış yürüyor. İtmiyor ya. İtmiyor ya. Yapmayın ya. İtmek yok burada ya. İyi tamam abi. Ertem bir şey söyleyeyim. İtsen olacak arkadaş. Cezasını yer bir. İkincisi bir şey söyleyeceğim sana ya bu takım şampiyon olmuş. Şimdi dersiniz ki bak bunları anlatırsanız şu bak bu konuşmalar nasıl yapılır biliyor musun hocanın bu konuşması? 3 senedir yerden yere sürünen bir takım olur. Tamam mı kardeşim? Yerden yere sürünen bir takım olur. Dersin ki burada kulis var. Her türlü şey var. Bu 4-5 adam var. Antrenör alıyor, getiriyor, getiriyor, gidiyor falan. İndiriyor, her şey var dersin. Doğru. Kardeşim bu takım bir geçen sene şampiyonluğu kaçırmış. Ondan evvel geldiğinden beri şey, bunlar ne o çocuk? Burak, Selçuk 3 tane şampiyon. Tamam da bu. Ya anlattığınız adamlar anlattığınız zaman sanki takımı karıştıran. Yapmayın ayıp ya. Hocam bazı futbolcuları ya. Bazı futbolcuları gibi ya. Bir şey söyleyeceğim. Ayıp ya. Bu Alex denen oyuncu bir maçta hatırlıyor musunuz Kasımpaşa'da? Çıkarken Aykut'la tokalaşmadı. Doğru. Sonra tribüne çıktı. Olay oldu. Yapmadığınızı bırakmadınız ya. Kim? Alex'e. Kim? Herkes. Kim? Herkes. Bütün medya. Vay terbiyesiz. Alex'ten bahsediyoruz ya. Ben hiçbir zaman bir şey söylemedim.
atmış ama. attırmış. Oho. Bak mesela ama böyle şey olmaz yani. Kısadan ise. Bırakın abi. Kısadan ise. Başarılı diğer şey yapabilir mi bir oyuncu? Eğer yani? Biz sorumlu insanlar. Hocam her şey değil ki ama bu. Yap ya, ya, ya. Neden buraya gitti? Her şey mi? Hocam kardeşim niye? Hocam bak gelir. Bu niye erken? Hocam gelir. İter elini. Niye biz burada tartışıyoruz? İndir elini der. Hocayla tartışıyorum. Tamam da. Hocaya şişe fırlatır derim ki. Burak ayıp ettin. Ama çocuk bir şey yapmıyor ya. O zaman niye buraya bu görüntü var? Niye biz tartışıyoruz? Başka kanallarda da şu an muhtemelen konuşuluyordur. Evet. Yapmasın etmesin ayıptır evet. diye. Biz niye? Demek ki görüntü çirkin. Abi, bir yerden bir şey adamın bak burada biraz kendinizi Hamza'nın yerine koyun. Hamza Hoca şu anda ne hissediyor? Adam tabii çok mutlu. Birçok şeyi içine atmak zorunda ve idare etmek hocam, zorunda. O zaman ama, ağırlığını koysun Hamza Hoca. He? Florya'da ağırlığını buraya, koysun o zaman. Bravo işte. Bak, o zaman ağırlığını işte koysun. Buraya biraz önce onu diyor ki. Hayır o zaman diyorum. Nereden Fatih diyor? Terim diyorsunuz ki Fatih Terim'i diyebilirim. Fatih Terim konuş abi. Herkes bir Hamza Hoca da koysun abi. Herkes bir Terim. Konuştunuz takımı. Ben Burak olsam. Arkadaşın konuştunuz teknik direktör bu takımı yerden almış. Bu takım bu işi yapmış olan teknik direktöre konuşuyorsunuz. Yapmayın abi. Ne diyoruz? Evet. Yap, işte adamı mı ediyoruz? Adamı bir daha biz ne ediyoruz adamı? Yanlış olabilir. Yapma kardeşim. Şey bakın, arkadaş bakın Burak'ın yapmış olduğu bir yanlış olabilir. Evet. Ama bu bir taktiktir. Bir antrenörlük becerisidir. Sen büyütmeyi bilmiyorsun. Tamam. Fazla büyütmeye gerek yok. Hoşgörülük karşılarsın. Çeker kenara. Geri geri sürer. Bakın bir daha yaparsa bak, deriz ki Hamza. Bak kardeşim. Şamar oğlanı gibi sana muamele yapar. Ya. Yapamaz. Sen daha iyi bak. Sinancığım bak. Sen bu işin içinde hem futbolcu oldun bir de yönetici şeyini de yaptın. Bir dakika. Tamam. Bak her devran hep böyle dönmez. Seneye Galatasaray takımı şampiyon olamaz. Bu hareketler o zaman batmaya başlar herkese. Şimdi şampiyonluk diye es geçiyor. Peki ben size bir şey anlatayım ya. Her sene bir şey söyleyeyim mi şampiyonluk? Hocam sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Ben anladım. Bir dakika ya. Siz bir şaşkıyı çok büyük hoca diyorsun değil mi? Beyler, Burak efendiler, Selçuk efendiler, Emre Çolak efendiler, kimse efendi. Geçen sene niye yapmadılar? Hamza bizim canımızdır, ciğerimizdir. Hamza Galatasaray'ın tarihine geçmiştir. Ona yaptığınız her hareketle beni karşınızda bulacaksınız. Adam gibi davranın. Ya ne diyorsun hocam ya? O kadar ya hocam. Hepsi adam ya. Yapma ne olur ya. Adam dinlemedim ki. Hocam Burak da adam dinlemedim. Her davranışı adam sen Lüçeşko'ya neler yapıldığını biliyor musun takımda? Aynen. Bir anlatsana. Biliyor musun he? Lüçeşko'yu da fasilin. Sinan Kaloğlu, Okan Koç hepsi üstüne falan yürüyorlardı biliyor musun sen soyunmasına? İyi bir şey. Hiçbir şey demiyordu biliyor musun? Çocuk onlar diyordu. Geliyordu. Sen bunlarla konuştuğunu bilmem ne diyordu. Bunları yaşadık hocam. Ben ne bileyim Lüçeşko'nun olduğunu. Hocam fazla büyütmeyin. Antrenörlükte fazla bunlar önemli şeyler. Sana yaptı. Hocam şampiyon sana yapabildiler mi hocam? Ya şampiyon olan bir takımdan Sinan seni itip kalktılar mı? Hocam şampiyon olan bir takımdan bahsediyorsunuz. Olsun. Ya şurada konuşmanız gereken Beşiktaş varken ne oluyor? Gidi şampiyon olan takımın santraforundan i̇şte o, en yıldızından ve teknikti. Ya kardeşim yapmış olduğun herhangi bir şey değil. Halleder. Alt yazı hatadır. Ahmet Çakar diyor ki Hamza'ya dikilen bana dikilmiş sayılır. Bu kadar basit. Hamza'ya kim dikiliyor? En hafif ben de ona dikilirim en diyor. En evet. Ya hocam sen ne ya? Allah. Öyle diyor. Bu kulübün yönetimi var ya. Hamza'ya dikilene ben de dikilirim diyor değil mi hocam? Hayatta başlarını yönettiğim şu ekip jenerasyon içerisinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hamza diyorum çünkü o zaman Hamza diyordum. Şimdi Hamza Hoca. Evet. Tamam mı? Herkes için demiyorum. Hamza Hoca benim kalbimin şurasında farklı bir yerdedir. Ne Ertem Efendi'nin sıvası, ne Sinan'ın hocam, iyi niyetli. Hocam sıvayı, hocam hayal görme. Hocam bak sen hakikaten sıva demedi. Hayal görme, sıva değil, yanlış ne diyoruz. Ne de Sinan Engin'in, ama ben senin abi toparlayıcısı. Ya bu hepsi, bırak Sinan'ı hocam, ya. Hocam ben senin suçu yok, her şeyi Ertem yapıyor ya. Hocam ben bu konuları, her şeyi Ertem yapıyor. Hocam ben bu konuları yaşadığım için anlatıyorum. Ertem o zaman. O zaman bakın, sen de kulüp yöneticisi çok itilmiş kakalı. Hayır hocam. Beni itilmiş kakalı. Her anı itemez. Seni itemez. Hamza'yı nasıl itecek? Seni itemez. Ya sanki Hamza. Ya sanki Hamza. Sanki Hamza. Sen itilmeyeceksin. Senin niye? Niye yer altı duyuyorsun abisim için? Seni itemeyeceksin. Hamza'yı bitecekler. Hamza'yı kundurmayız. Ya hocam. Buyur kardeşim. Buyur üstüne. Ya hocam. Buyur hocam. Bir şey söyleyeyim sana. Ya itilmiş kakılmış bir teknik direktör yap muamelesi gösteriyorsunuz. Ya sevim çocuğa yapmayın ya. Çok güzel. Ya sevim ya. İnce ince. Abi. Ay valla kendim bu çeneye bak. Sakin. 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 Bakın itilmiş kakılmış. İtilmiş kakılmış. Bak teknik direktörden falan bahsediyorsunuz. Yani adama öyle bir muamele yaptınız ki Hamza'yı. Bakın Hamza'yı bir de Hamza'yı kovmuyoruz. Sinan da bize diyor ki Hamza'yı ne yapayım? Ne oluyor hocam ya? Ertem. Efendim. Nedir abi ya? Hocam demeye başladı. Sinan haklı. Sinan haklı. Ya adamı hiç konuşuyor bak. Ne diyor? Ya Sinan haklı diyor. Dinle. Ya adamı öyle bir şeye soktunuz ki ya şu an Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörüne aciz duruma düşmüş zavallı bir adam. Ona dokunurlarsa ben karşına bulurum. Ya hocam ne demek böyle şey ya? Ya yapmayın biraz mantıklı konuşalım ya.
Böyle şey olabilir mi ya? Ya şu an Türkiye'nin bir numara teknik direktörünü. Evet. Ya gördüğünüz, yani gördüğünüz, yaşattığınız pozisyona bakın. Biz yaşatmadık. Yani, biz yaşatmadık. Mahiyetteki oyuncuları yaşattı iki hafta arayla. Hocam fazla büyük. Önce Emre sonra hocam, bu. Ben mi yaşattım? Hocam bunları. Seneye hocam, de göreceğim ben seni. Hocam bunları fazla abartmayın. Şimdi bak bunlar. Bunlar abartılacak şimdi bak yılanı bunlar futbol, erten. Benim bir huyum bunlar vardır. Futbol içinde olur hocam. Sen yılan bir şey miymiş? Benim abi şeyden geldi. Kaymakamlıktan falan geldi. Sahan içinden gelmiş adam. Sahan içinden gelmiş adam. Oyundan bir çıkart abi içerim abi. Neler yapmışsın bu anlamda? Babam mesaj atıyor şimdi. Şunu fazla hocama ödüyorum. Oyundan çıkarken formasını yiyordu. Formasını diyor babam. Babam diyor ki Apo Hoca diyor formasını yiyordu diyor. İtilmiş kakılmış muamelesi yaptınız. 84 ama çok beyefendidir diyor. Evet. 84 yılında. 84-85. Dur be. İtilmiş kakılmış. Konuşayım mı? Hocam bir dakika. Aynı Burak. Aynı Selçuk. Abdullah Avcı'yı milli takımdan yediler. Bırakın bu işi. Yapmayın ya. Bırakın bu Selçuk için. Bu kadar. Bu iki adamı bir dakika anda, bir dakika anda televizyonda sizin yapıyorsunuz. Bir dakika sana geleceğim. Rasim dur, al sesini. Bir şey diyeceğim. Hocam bak Burak'la Selçuk yapma, yedirtmem hocam. Bu ikisi adamdır. Ne olur yapma. Kurban olayım yapma. Ertem vereyim mi? Hocam pırlanta gibi adamlar ya. Adam gibi adam. Onlar Abdullah Avcı'yı yerken neredeydi? Yedirtmeseydi hocam ya. O zaman öyle mi? Burak'la Selçuk öyle bir değil hocam. Hocam Abdullah Avcı da adamdır. Burak da adamdır, Selçuk da adamdır. Hocam Abdullah Avcı için söylediklerini falan biliyor musun? Milli maçlar akşamlar ya bu Ertem'e göre var ya. Ana, milli maçlar Abdullah Avcı için iyi konuşmuşum. Hocam, hocam. Sanki milli takım Abdullah Avcı zamanında, bak Abdullah Avcı benim hafta içinde de hatta beraber. Abdullah Avcı sanki milli takım döneminde bir şey söyleyeceğim sana. O pırlanta bu pırlanta kim peki, kötü bir anlatın ya. Hocam sen onun esas yeğeni ya. Yiyorsa yeğeniyi söylesene. Kimin yeğeni? Onu kim yedi onu söylesene. Kimin yiye kim yedi? Kimi kim yedi? Onu kim yedi onu söyle. Söylüyorum. Abdullah Avcı'yı Selçuk'la Burak yemedi. Müsaade, ben sizin gibi değilim be. Ben sizin gibi değilim. Fatih Terim, Göksel Gümüştağ korespondansı iletişimi. İçeride de Selçuk ve Burak operasyonları. Ya ve Sayın Cumhurbaşkanım Selçuk'la Burak'ın öyle bir yüzü var mı hocam? Ben kimseye yapmaz. Selçuk'sunuz be. Reklam ne zaman ya? Selçuk'la Burak'ın öyle bir yüzü var mı? Böyle bir adam değil mi var ya? Şampiyon olmuş olan bir takımın iki futbolcusunun bu akşam ya kulisçi, içeride paralelci, örgütçü, paraleli, her şey. Paraleli siyaseten söylemedim. Paraleli bizi yapalım. Hocam biz siyaseten söylemedim. Onların hepsi olmaz. Yanlış. Otonom anlamında söylüyorum. Otonom yapalım. Hocam bizi kimse siyasetçi falan bilmez. Ne olur. Yanlış anlamayın. Siyaset işi. Ya kalktınız adamları bu akşam şampiyon olan iki futbolcuyu ya bir anda kulisçi, antrenör değiştiren, antrenörleri ben ne yapar? Kim diyor öyle? Kim böyle? Kalktınız deyince bizi de sokma. Biz öyle bir şey demedik. Sen de onu destekliyorsun. Ben yaptım. Ben tekim ben. Tek bana söyleyin. Evet. Ahmet Hoca diyor. Ben bu yaptığı hareketin yanlış olduğunu söylüyorum. O kadar. Öbürünü ayrıca de şunu söylüyorum. Benim için Hamza Türk futbolundaki ender adamlardan biridir. Onun için de ona adamı yapılmış. Ne yaptın beni adamı? Hayır. Ender adamı ona yapılmış saygısızlığı kendime aldım. Bana da saygısı yapıldığı vakit ısırgan olurum. Bir dakika bu ara Ahmet Çakar sana bir şey söylüyor. Bu Ertem Şener'e göre Abdullah Hacı adamdır. Bir dakika hocam bir şey söyle. Burak adamdır. Selçuk adamdır. Adamdır. Reklama gidiyoruz. Kahve